akşamlar. Bizlerden bir kolay. Çünkü çok güzel bir adım için konularda bulunacak. Ardından sorularınız varsa onları alırız. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 7 ay aradan sonra ilk defa kendi şehrimizde, kendi stadımızda taraftarımızın önünde bir maça çıktık. Tabii gönül isterdi ki buraya gelen taraftarımıza bir galibiyet getirdim ama maalesef olmadı. Maç için geçen hafta maalesef maç kötü başlamıştık. Bu hafta da aynı şekilde kötü başladık. Baskılı başlamak istedim. Baskı neticesinde yakalandığımız nokta gol yedik. Tabii sonra ikinci gol yedik. Onları uyarmamıza rağmen oyuncularımızı ikinci gol yedik. İlk kereyi kapattık böyle. İkinci yarı devre arası oyuncularımızla iyi bir toplantı yaptık. İyi geçtiğini düşünüyorum. Gerekli hamleleri de yaptık. Ciddi bir reaksiyon gösterdik ikinci yarı için. Çok iyi bir dakikada gol de bulduk. İkinci gol de bulabildik. Marco'nun renkten dönen bir kafası vardı. Birkaç tane yer pozisyonlarımız var. Belki onların bir tanesi gol olsaydı maçı şu an farklı yorumlayabilirdik ama neticesinde istediğimiz sonuçta sahadan ayrılamadık. Tabii biz bir handikaplı bir takımız. Lige 7 ay para vermiş bir takımız. Oyuncularımızın çoğu çeşitli kulüplere gitti. Süre alanlar oldu, almayanlar oldu, takım bulamayanlar oldu. Bunları tekrar toparlamak, fiziksel olarak, zihinsel olarak bir hedef odaklamak açıkçası kolay değil. Tabii daha ligin başı gerekli önlemleri alacağız. Sıkıntılarımız var biliyorsunuz, nefis olarak sıkıntılarımız var. Oyuna ikinci yarıda aldığımız oyuncular aramızda çok yeni katılmıştı. Onların da hazırlanması süre alacak. Forvet'e ihtiyacımız var. Maçın son 5 dakikasında Marco'yu santro forma yapmak zorunda kaldım. Riascos aynı keza fiziksel olarak hazırdı. 2 ay bir arası vardı. Nefisel sıkıntılarımız var. Araç içerisindeyiz. İnşallah yeni oyuncular da aramıza katıldığında yepyeni farklı kazanma alışkanlığı edilen bir Gaziantep Futbol Kulübü olacaktır. Soru var mı? Hocam, takımın tüm elbise sayısal anlamdaki eksikliklerine rağmen iki maçta da ilk iki yarıda, ikinci yarıda önde oynamaya çalışan, üretmeye çalışan pozisyonu da olan bir takım görüntüsü var. Siz de geldiğiniz günden bu yana geçen yıl son 3 maçından beri hep hücum futbol oynatmaya çalışıyoruz. Hücum anlamında bir santrfor bunun için yeterli midir? Yoksa hamle yapabilmek için birkaç oyuncuya ihtiyacınız var? Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi ben karakter olarak hücum futbolunu benimseyen bir adamım. Ama bunda ne kadar başarılı oluruz? Takımın da buna bir reaksiyon göstermesi lazım. İki saat, iki saat fark etmiyor. Yani her maçı kazanmak için çıkıyoruz takım olarak. Ama dediğiniz gibi bir forvet yeterli değil. Birkaç oyuncu araç içerisindeyiz. Kadro derinliğini arttırmamız lazım. Bunun içerisinde de zaman zaman maçına göre oyuncu tercih edebilmek için, zaman zaman maçın içinde çeşitli sistemler verebilmek için açıkçası birkaç oyuncuya ihtiyacımız var ama elinde de tabii kaliteli oyuncular var. Kendi içimizde de, içimizde de konuşacağız, toplantılar yapacağız. Doğru oyuncularla, doğru sistemle bulup inşallah dediğim gibi daha ligin başındayız. Daha iyi futbolda, daha iyi sonuçlarla bir takım oluşturmaya çalışacağız. Soruyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar.